112 Acil FM. Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda sağlık personelinin eğitim merkezi 112 Acil FM'de sağlık personeli eğitim merkezi için çektiğimiz bir videosunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lütfen şöyle baştan bir hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, mümkünse beğendiyseniz beğenmeyi ya da beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayınız. Sorularınız olursa en baştan söyleyelim ki yorumlara yazınız değerli izleyiciler. Bugün sağlık personelinin eğitim merkezinde laringoskop setlerinden bahsedeceğiz değerli izleyiciler. Laringoskop setlerini zaten biliyorsunuz. Sizlere sadece hatırlatmak amaçlı ya da yeni öğrenci arkadaşlarımız varsa eğer, laringoskop setini nasıl kullanırız diye soran arkadaşlarımız varsa eğer ya da püf noktalarından bir bilgi almak isteyen arkadaşlarımız varsa eğer, orası burası. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, laringoskop setinde nelere dikkat etmeliyiz? Laringoskop setinin entübasyon tüplerinde püf noktaları nelerdir gibi sorularınız için bu videoyu çekmekteyiz. Öncelikle ilk amacımız tabii ki de kendimizi korumak amaçlar. Neden korumak? Laringoskop setlerini her hastada kullandığımız zaman temizlemekteyiz. Uygun steril malzemelerle steril hale getirmekteyiz. Ancak ne olur ne olmaz diyerekten kendimizi korumalıyız. O yüzden her durumda kontrol etmek amaçlı da olsa eldiven takmak durumundayız arkadaşlar. Eldivenlerimizi takıyoruz. Eldivenlerimizi taktık. Şu anda kontrol aşamasına girebiliriz arkadaşlar. Laringoskop setimiz bir adet tutma kısmı ve elektrik alabilecek kısım. 6 adet de ayrı ayrı boylarda laringoskop blade'leri bulur arkadaşlar. Bu blade'lerin hepsi ayrı ayrı boydur. 4 tanesi normal hastalarda kullanabileceğimiz bir boydur. Daha doğrusu 3 tanesi. Diğer 3 tanesi ise düz blade'lerdir. Bunlar genelde bebeklerde, bazı travmalı hastalarda, trafik kazasına gittiniz mesela, bazı travma durumlarında boğazlardaki hastanın boğazındaki sıkıntılardan dolayı düz blade'i seçebilirsiniz. Örnek veriyoruz şimdi. Günlük kontrolümüz, yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Öncelikle elektrik kaynağındaki pilleri kontrol etmemiz gerekir. Normalde biz 112 personel olduğumuz için pilleri içinde bırakıyoruz. Çünkü anlık olarak hasta solunum arrestine girer ve müdahale etmek zorunda kalırız. Bu durumda mecburiyetten pillerin içerisinde olması gerekir. Ama normalde pillerin ayrı bulunması gerekir ki piller akmasın, sıcaktan sıkıntı olmasın ya da soğuktan bitmesin arkadaşlar. Sürekli takılı olduğu için sürekli bir elektrik akımı mevcut. Ondan dolayı bitebiliyor. Hani anlık kullanım anında bakıyorsunuz ki ışığınız yanmıyor. O yüzden günlük her sabah 112 acilde, 112 acil ambulanslarında ya da hastanelerin acilinde kontrolü yapılması gerekir arkadaşlar. Pilimize baktık, içine de baktık. Herhangi bir akma durumu söz konusu değil. Pilimizde de herhangi bir akma durumu söz konusu değil. Tekrar yerine sokuyoruz. Bu arada arkadaşlar her zaman çantamızda yedek piller mevcut olması gerekir. En az 2 tane. Pillerimiz mevcut. Şuradaki ışığa şöyle bir baktık. Şöyle bir temizliğine baktık. Sıkıntı yok. Evet, şimdi bir tane blade'imizle ilk olarak başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar blade'imize baktık. Herhangi bir kirli, kan, herhangi bir şey gözükmemekte. Sonrasında bakın kullanım için yukarıya getirdiniz. Bu elinizle ittirdiniz ve yukarıya çektiniz. Bakıyorsunuz ışık var arkadaşlar. Çalışıyor. Blade'imizde hiçbir problem yok. Tekrardan çıkarıyoruz yerinden. Yerine takıyoruz. Temizdi zaten. Herhangi bir temizlik durumu da mevcut değil. Kirlilik durumu. Tekrardan getiriyoruz buraya. Buraya takıyoruz. Hop çaldırdık ve ışığımız yandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar püf noktalardan biri. Bazı entübasyon malzemelerinde yani laringoskop setlerinde ışık kısmı burada bulunur. Bazı kısımlarda ise ışık burada bulunur. Yani ışık kaynağı kısmı, ampul kısımları. Burada bulunanlar burada vidalı bir şekilde, buradaki bulunanlar ise buradan vidalı bir şekilde çıkmakta arkadaşlar. Eğer örnek veriyorum, geldik sabah kontrolündeyiz, taktık. Işık yanmadı. Bu entübasyon tüpümüzde Bu laringoskop setimizde ışık yanmazsa ya pillendir. Pile baktık zaten. Pilde problem yoktu. Sonra yedek pilimizi denedik. Yine de çalışmadı. O zaman arkadaşlar buradaki ampulü sökmek zorundayız. Eğer sizin laringoskop setinizde burada değil de ışık kaynağınız burada ise buradakini hemen böyle vida bir şekilde açıp yedek olan ampulünüzü takmanız gerekir. Yani her iki durumda da yedek ampulünüz bulunması gerekir. Arkadaşlar. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. O zaman bizim laringoskop setimiz ışık kaynağı burada. Ama biz o zaman hepsini denememiz gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Bunlar mercek göreviyle buradan ışığı buraya getirir. Merceklerde kararma, herhangi bir kirlenme, kan
dolma gibi durumlar olabilir. Ondan dolayı hepsini tek tek denememiz gerekiyor. Bunu denedik, temiz, herhangi bir problem yok. Tekrardan buna geldik. Bakın yukarıya getiriyoruz, elimizle ittiriyoruz ve takıyoruz. Heh, isterseniz şöyle bakalım, bunda da temizlik bir durum, sıkıntı yok. Günlük kontrolümüzü yapıyoruz şu anda. Düz bileğimize geldik. Bakın şu şekilde de takabilirsiniz arkadaşlar. Ama takamadınız, hiç zorlanmaya gerek yok. Elinizi buraya getirdiniz. Malzememizi buraya getirdik. Buradan ittirdik ve böyle. Yandı, sıkıntı yok. Temizdi arkadaşlar. Buna da baktık, temiz. Tekrardan buraya taktık, kaldırdık. Işığımız yanıyor, problem yok. Hepsini yerine oturtmaya çalışın arkadaşlar. Her gün günlük bu şekilde kontrolünü yapmaya çalışın. Taktık, problem yok. Öyle takamadık, getirdik böyle. Böyle taktık, yine problem yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, dediğimiz gibi düz bileğitler genelde çocuklar için kullanılır. Çünkü onların gelişmediği için, daha yeni doğan çocuklarda özellikle gelişmedikleri için bu şekilde zarar verebiliriz. Normal bileklerimizde. Ama düz olan bileklerde hiçbir şekilde zarar vermeden hastaya kullanabiliriz arkadaşlar. Ya da travmalı hastada, bakın mesela şunu kullanmaktasınız. İkisi hemen hemen aynı boyut. Sadece bu düz bileğit olduğu için hasta travmalıysa, boğazı buna uygun değilse bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, günlük kontrolümüzü yaptık, problem yok. Şimdi püf noktalardan biri, bazı arkadaşlarımız ısrarla sağ el ile bunu kullanmak istiyor. Çünkü sağını sürekli kullandığı için sağ elle kullanmak istiyor ama aksine kesinlikle sağ elle kullanamazsınız arkadaşlar bunu. Örnek verelim. Sağ elle kullanmak istiyorsunuz. Getirdiniz. Entübasyon tüpünü solda aldınız. Buradan baktınız. Gördünüz. Buradan sokmanızın imkanı yok arkadaşlar. Bir defa yapmış olabilirsiniz ama her zaman yapacağınızın anlamı yok. Çünkü bu şekilde görmenizin olasılığı az. Ama sol elle tuttunuz ki her zaman sol elle tutulacak. Hastaya bas çene pozisyonunu verdiniz. Gerekirse arkadaşınızdan, ikinci ya da üçüncü kişiden Adem elmasını yönlendirmesi amaçlı, yardımcı olması amaçlı yardım isteyebilirsiniz. Yardım istediniz, uygun pozisyona getirdiniz, bas çene pozisyona getirdiniz. Eğer hastanın durumu ya da görmekte çok zor çıkıyorsanız boyun altına, yani ense kısmına bir yastık, küçük bir yastık da koyabilirsiniz. Hastanın boynunun iyice yukarıya gelmesi amaçlı, sizin görmenizi kolaylaştırması amaçlı. Getirdiniz, sol elimize taktık, yukarıya kaldırdık birazcık. Dişlerine zarar vermiyoruz arkadaşlar. Ve baktık, herhangi bir hastaya zarar vermiyoruz. Travma yaratmıyoruz hastada. Gördük, arkasından arkadaşlar entübasyon tüpümüzü getirdik. Hastanın entübasyon tüpünün boyunu zaten siz bilmektesiniz. Benim onu size söylememe gerek yok. Buradan aradan koydunuz. Işığımız zaten yanıyor, görüyoruz. Uygun yere kadar ittik hastayı, entübasyon tüpünü arkadaşlar ve artık laringoskop işini çektik, kıyıya koyduk. Kafamızı şişiriyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada kaf kısmında, kaf balon kısmı burada. Buradan da şişiriyoruz. Ne kadar şişiriyoruz? Bu kısım, arkadaşlar açmak istemiyorum. Belki net göremiyorsunuz ama açmak istemiyorum. Devlet malı, zarar gelmesin. Bir tanesi de bini de. Hiçbir şekilde zarar gelmemesi amaçlı. Şuradaki balon kısmımızı buradaki yerden şişiriyoruz. Yaklaşık 10 cc. Bir hava yeterlidir. Şurası kulak memesi kıvamına gelene kadar şişirdik. Hastanın içinde stabil hale geldi. Ve bu arada akciğerleri, diğer arkadaşımız dinliyor. İki taraftan da havalanma var. Sıkıntı yok. Sonrasında arkadaşlar bu kısımdan da hastanın çenesinden ensesine gelecek şekilde sargı beziyle sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar püf noktalardan birine gelecek olursak. Gebelerde hastanın durumuna baktığınız 7,5 numara uygun görüyorsunuz. 7,5 numara uygun. Sıkıntı yok. Ancak gebelerde bazı durumlardan dolayı, hormonal değişikliklerden dolayı ya da gebelik durumundan dolayı şişlikler olabiliyor. Boğazında şişlikler olabiliyor. Ondan dolayı 7,5'a karar verdiyseniz yarım ya da 1 numara eksik. Yani 7,5 ise 7 ya da 6,5 uygundur bu hastaya. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Gebelerde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Büyük olması daha ileri yettiğinizde sıkıntı yaratabiliyor. Ya da geride bıraktığınızda sıkıntı olabiliyor. O yüzden 7,5'a karar verdiysek 6,5 ya da 7. Yani 1 numara ya da yarım numara eksik kullanıyoruz arkadaşlar. Bebeklerde ise arkadaşlar kaplıyı tercih etmiyoruz. Çünkü onların akciğerleri daha çok gelişememiştir. Yenidir. Yeni doğumdur mesela. Bunun için de kafsız entübasyon tüpünü tercih ediyoruz. Eğer ki kafsız elimizde yok, hastaya da 3,5 uygun görüyorsunuz. O zaman 4,5'ü alıp 3,5 olacak şekilde kesip kaflı kısmından bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ancak sabitlemeyi çok güzel yapmanız gerekiyor ki kafamızı şişirmediğimiz için geri çıkmasın arkadaşlar.
Bu iki tane püf noktamızdı. Günlük kontrollerimizi lütfen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlarımıza güvenmeyelim. Yani güvenmemekten kastımız kendimiz için. Arkadaşımız sağlam teslim etmiş olabilir ama sabah sıcaktan ve Boston'ın sıcaklığından ya da hastanedeki sıcaklıktan pilimiz aktı. Pil belki bir senedir oradaydı, kullanılmadı. Aktı ve çalışmayı durdurdu. Çalışmamaktı. Ondan dolayı kesinlikle günlük kontrollerimizi yapmaktayız. Entübasyonlarımızın bileklerinin hepsinin temizliğini kontrol etmeliyiz. Düşünün ki kendi annenize ya da akrabanıza döndürdünüz ama buradan gelecek bir enfeksiyon onun hayatıyla oynamış olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de son olarak gayetten bahsedeceğim. Bu bizim telimiz. Yani ismiyle gayet diyeceğiz hali yok. Bundan bazı arkadaşlarımızın bilgisi yok. Olabilir, görmemiş de olabilir. Gayet normal. Bunun amacı arkadaşlar, entübasyon tübümüzü hastayı entübe ederken sağa sola, yukarı aşağı kaymasını istemiyoruz. Ya da çok hani mesela ambulans giderken bunu elimizde tutmamız, titrememizden dolayı sağa sola kayması mümkündür. Ama gayeti yaparsanız stabil şekilde dur. Siz elinizi sağa sola yapsanız dahi bu eğrilmez arkadaşlar. Ondan dolayı gayetin amacı da buradadır. Ama gayeti sokarken lütfen buradan çıkarmamaya, yani kaf kısmından dışarıya çıkmamasını sağlayınız. Mesela ilkten şuraya kadar sokmanız yeterlidir bence. Hani hastaya entübasyon tüpünü sokmadan önce, uygun yere itilemeden önce, itmeden önce gayeti içine sokmanız gerekmektedir arkadaşlar. O da sonuna kadar değil, şu noktaya kadar sokmanız yeterlidir. Ondan sonra zaten eğrilmez arkadaşlar. İçinde bir tel olduğu için eğrilmez. Gayetin amacı da budur arkadaşlar. Bazen bazı şeyleri telaffuz edemeyebilirim. Kusuruma bakmayın. Elimizden geldiğince sizlere bir şey katmak amaçlı yapıyoruz. Sağlık personelinin eğitim merkezinde birçok konuları bulabilirsiniz arkadaşlar. www.112acilefem.net Sağlık personelinin eğitim merkezi diye bir bölümümüz var. Orada birçok konuya, hastalığa, malzeme kullanımına değiniyoruz. İlaç kullanımına değiniyoruz arkadaşlar. Ve 112 Acil FM YouTube kanalında artık Sağlık Personeli Eğitim Merkezi'nde bu şekilde bazı püf noktalar, bazı kontrol amaçlı malzemelerimizi göstermek için videolar çekmeye başladık. Eğer bizlerin bu yaptıklarını beğeniyorsanız, beğenmenizi, paylaşmanızı Instagram'da, Facebook'ta, internet siteniz varsa orada paylaşmanızı sizden rica etmekteyiz. Bir değil, bin kişiye değil, Türkiye'deki tüm sağlık personellerine değinmek, birebir etkileşimde bulunmak istiyoruz. Eğer vardır bir yanlışımız olabilir arkadaşlar, yorumlarda bunları da belirtin. Eleştiriye her zaman açığız. Sağlık Personelinin Eğitim Merkezi 112 Acil FM sunar. 112 Acil FM.